Merhaba arkadaşlar. Bu videomuzda sizlere Transporter T4'lerin akış metresinden söz etmeye çalışacağım. Akış metrenin diğer adı da MAF sensörü olarak geçiyor. Kütle avuç hava akış ölçer açılımı. Şimdi akış metrenin fiş bağlantısına bakarsak Transporter T4'lerde akış metre iki tip bulunuyor. 2000 yılına kadar olan modellerde 6 pinli bir bağlantı mevcut. Ben işaretçimizi de seçelim. 6 pinli bir bağlantı mevcut. 2000 yılından sonraki araçlarda ise 5 pinli bir bağlantı olan akış metreler kullanılıyor. Şimdi bu akış metrelerin sağlam olup olmadığını nasıl anlarız? Bunun testinden biraz bahsetmeye çalışacağım. Akış metrenin fişini çekiyoruz. Kontak açıkken ölçü aletimizi alıyoruz. DC voltaj ölçümünde. Fiş tarafında 3 ila 5 nolu pinlere bu probları değdiriyoruz. Burada 12 voltu görüyor olmamız gerekiyor. Daha sonra ölçü aletinin problarını 1 ila 5 nolu kablolara değdiriyoruz, pinlere değdiriyoruz. Burada da 5 volt görüyor olmamız gerekiyor. Bunları görüyorsak akış metremize motor tarafından enerji geliyor demektir. Daha sonra çalışırken bir test yapmamız gerekiyor. Yani akış metremiz doğru ölçüyor mu? Testini yapmamız gerekiyor. Bunun için de fişi takıyoruz. Sonra 6 ile 2 nolu kabloların üzerine bir paralel bağlantı almamız gerekiyor. Ben birer toplu iğne saplayıp yapmıştım. Toplu iğneleri sokuyoruz kabloların üzerine ve ölçü aletimizi bu toplu iğnelere değdiriyoruz, bağlıyoruz buraya. Sonra kontak açık, motor çalışmıyorken ölçü aletimizdeki voltaj değerine bakıyoruz. 0.24 volt ile 0.33 volt arasında bir değer görmemiz gerekiyor. Bunu ölçtükten sonra ikinci ölçüme geçiyoruz. Motoru çalıştırıyoruz. Motor rölantide çalışıyor. Rölantide çalışırken ölçülen voltaj değeri ise 0.9 volt ile 1.5 volt arasında bir değer ölçmemiz gerekiyor. Sonra motor tam gaz çalışıyoruz, çalıştırıyoruz. Yani motoru gazı sonuna kadar basıyoruz ve ölçülen değere bakıyoruz. Ölçü aletimizdeki değer ise minimum 4.3 volt olmalı. Şimdi bu ölçülen değer voltajları doğru ise akış metremiz sıkıntısızdır. Bu değer aralığında değilse bir problem vardır akış metremizde. Yani bu değerlerden biraz sapma varsa akış metrenin içinde bir filamentel var. Bunu balata spreyiyle değmeden bu tele uzaktan biraz temizleyebiliriz. Sonra tekrar ölçeriz. Bu değerleri sağlıyorum diye. Eğer sağlamıyorsa akış metremiz arızalıdır. Şimdi bir diğer 2000 yılından sonra üretilen araçlardaki akış metreye bakarsak, burada dediğim gibi 5000'li bir bağlantı var. Bunun da yine 5 volt ve 12 volt ölçümlerini yapıyoruz. Kabloya enerji gelip gelmiyor mu onu kontrol ediyoruz. Sonrasında ise kontak açık, motor çalışmıyorken ölçü aletinde 1 volt ile 0.02 volt arasında bir değer görmemiz gerekiyor. Motor tam gaz arasında, yani rölanti ile tam gaz arasında ölçülen değer ise 1 volt ile 4.4 volt arasında gidip gelmesi lazım. Tam gazda ölçüm ise minimum 3.8 volt, maksimum da 4.4 volt olması gerekiyor. Bu değerleri sağlıyorsa akış metre sağlamdır. Sağlamıyorsa arızalıdır. Şimdi dikkat ederseniz 2000 yılından önceki modellerle 2000 yılından sonraki modellerde voltajlar birbirine yakın olsa da bir miktar farklılıklar var. Bu da şu demek, hani fişlerini uydurup takarım düşüncesi bence hani çalışmayacaktır. 2000 yılından sonra üretilen bir akış metreyi, modele ait olan bir akış metreyi 2000 yılından önceki bir araca taktığınızda düzgün veriler iletmeyecektir. Tabii bunun görevi neydi akış metrenin? Buradan motorun emdiği havanın debisini ölçüyor.
Bu devir bilgisini EKU'ya gönderiyor. EKU motor kontrol ünitesine gönderiyor. Motor kontrol ünitesi de başka yerlerden de aldığı verilerle karşılaştırarak bunu işte ne yapıyor? Turboyu devreye sokup çıkartıyor. Pompayı açıp kapatıyor. Bunun gibi motor tarafından kumanda ediyor. Evet, sayfamız Facebook'ta da Transporto T3, T4, T5 Live olarak, YouTube'da da aynı isimde sayfamız mevcut. Buradan bizi takip edip abone olabilirsiniz. Teşekkür ederiz.